Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Gündemdeki konulara yine çok farklı açılardan bakan bir küresel haber turuna çıkaracağız sizi her zamanki gibi. Dünya Saati'ne hoş geldiniz. Yaşadıklarımızın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Ana gündem başlıklarından, manşetin gölgesinde kalmışlara, sosyal medyada konuşulanlardan, ana akımda analiz edilenlere kadar hayli büyük bir klasör içerisinden hayatlarımıza iz bırakmış haber başlıklarını burada farklı bir bakış açısıyla ele alacağız. Dünya Saati'nin bu haftaki içeriği yine hayli zengin, güzellik anlayışının değişimini, zamanın ruhunu şekillendiren yüzleri sizlere tanıtacağız bu akşam. Moda akımlarla dayatılan kusursuz güzellik kalıplarını ve uyulması gereken standartları dinamitleyen yeni nesil aktivistlerin öyküsünü anlatacağız. Diğer bir dosyamızsa futbolcu Arda Turan'ın bize hatırlattığı bir kavramın tarihçesi, itibar kaybetmenin hazin öyküsü. Evet, kaybedenler kulübünü tam kadro olarak birazdan ekrana taşıyacağız ve yine çok sayıda haber görüntüsü, zengin içerikle sıra dışı bir dünya turu yapacağız. Haber dolu bir saat, Dünya Saati başlıyor. Her şey değişiyor. Değişmeyen ne var ki? Son dönemin popüler tabiriyle değişmemek bir anlamda hayatın olağan akışına aykırı durmak demek. Evet, gerçekten de öyle. Kavramlar, olgular, anlayışlar, değerler de değişiyor zamanla. Referans aldığımız ne varsa her coğrafyada, her toplumda ve her farklı zaman diliminde ayrı şekilde değer görüyor. Algısı, kıymeti farklı olabiliyor. Peki ya güzellik? İşte o tam bir muamma. Genel geçer tanımların dışında güzelliği, insana ait albeniyi, beğeniyi, parıltıyı tanımlayacak o kadar çok ölçüt var ki. İç güzelliğini tümüyle ayrı bir rafa koyalım. Bizim tabii ele aldığımız konu aslında fiziki görünüm, dış güzellik. Endüstri devriminden sonra güzellik kavramına boyut ve çerçeve kazandıran, yani ona standart getiren sosyal kümeler oluştu. Bunlar arasında tekstil ve kozmetik sektörüyle onların ürün gamı ve marka portföyüne yön veren tasarımcılar tabii en başta geliyor. Günümüze dek yönelimleri belirleyen bu kümeye harcalem bir isimle artık modacılar diyoruz. Onların yönettiği ve yönlendirdiği dünyanın bize dayattığı güzellik anlayışıysa elbette sürekli değişime uğruyor. Şimdi ekrana gelecek araştırma dosyamız güzellik kavramının değişimi, belki de köklü dönüşümüne ilişkin gerçekten. Dosyaya haber özelliğini verense değişim talebinin tarihte ilk kez içeriden, yani modacılar adı verilen güruhun dışında bir ayrı merkezden geliyor olması. Bu aslında tepkisel bir merkez. Hayli enerjik bir çevre. Bu bir kuşağın, bir anlayışın, bir eylem ruhunun yaşadığı çevre. Kendisine dayatılan güzellik kalıplarını tamamıyla reddeden, kendisine yeni norm ve çizgiler kuşanmış, giymiş bir çevre. Amacı sınırları başkalarınca çizilmiş bir alanda farklı durmaya çalışmak değil, sıradanlığın içinde cesurca farkını göstermek olan bir çevre. Evet, çağımızın hezeyanı. Kusursuz güzellik ve onun kalıplarını alt üst eden, yerle bir eden aktivist kuşak isimli dosyayı Derya Acemoğlu hazırladı. And that's okay. Rolls, curves, cellulite, all of it. I love every part of me. My name is Ashley Graham and I'm a model and body activist. I know the media focuses so much about it, but I'm so much more than that. 3 years ago, my life was entirely different. And I'm so happy to be part of an industry that is now at the forefront of making a change. Moda dünyasında son zamanlarda bir şeyler oluyor. Alışılmış kalıpların dışına çıkan, çıktığı için mutlu olan ve bu deneyimlerini aktivizme dönüştüren modeller podyumlarda. Güzellik dünyasının mabetlerini içinden sarsıyorlar. Hedeflerinde ise çağımızın dayatması kusursuz güzellik var. İnsanlık tarihinde güzellik anlayışı hep değişti. Bazen şişmanlık, bazen zayıflık güzelliğin sembolü oldu.
kimi zaman dolgun dudaklar, kimi zaman da atletik vücutlar modaydı. İdeal kadın imajı çağına göre farklılık gösterse de özellikle kadınlar üzerindeki güzellik dayatmaları hiç değişmedi. Bir sonsuzluk hissi veriyor o güzellik hissi bize. Güzel bir insana bakmak ya da ona benzemeye çalışmak. Ama bütün dikkat dış görünüş üzerinde olduğunda iç dünyada bir çölleşmeye gidiliyor. Sağlıklı yemeklerin, her gün çıkan süper gıdaların haddi hesabı yok. Herkes birbirinin yemeğini yarıştırmaya başladı. Benim spor hocam seninkinden daha iyi, beni daha genç tutacak. Benim yemeğim seninkinden daha iyi. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz daha zayıf vücut ölçüleri, açık tenler ve biraz daha dayatılan aslında güzellik unsurları, algısı. Bunu hepimiz yıkmakla yükümlüyüz bence. Aslında bizim moda dergilerine de çok iş düşüyor. Güzel kimdir sorusu tarih boyunca felsefenin, sanatın konusu oldu. Rönesans döneminde Batı'nın ideal güzellik anlayışı bir tablodaydı. Venüs'ün doğuşu. İtalyan ressam Sandro Botticelli'nin bir deniz kabuğundan karaya çıkan tanrıça Venüs'ü hala dünyadaki güzellik algılarını çeşitli biçimlerde belirlemeye devam ediyor. İletişim araçlarının geliştiği modern zamanlarla birlikte güzellik anlayışı ve dayatmaları da coğrafyaları aşmaya, yayılmaya başladı. 1920'lerde zayıf vücutlar revaçtayken 40'lı ve 50'li yıllarda yeniden balık etli kadın moda oldu. 1960'larda ise moda sahnesinde artık Twiggy vardı. Twiggy mesleğinin zirvesindeyken sadece 41 kiloydu. Aynı yıllarda bir rol model de çocukların odalarına girdi. Popüler kültür ikonu olan Barbie bebek yeni bir kadın imgesi yarattı. Sistem neyi servis ediyorsa aslında çocuklar ve kadınlar ve erkekler bir şekilde onun kurbanı oluyorlar bir yandan. Barbie çok ince bir figür. Yani bir insanın olamayacağı kadar ince. Önemli bir yeme bozukluğu problemine yol açabiliyor bu tür dayatmalar. ...90'lara gelindiğinde ise süper modeller dönemi başladı. Uzun boylu, ince ama kıvrımlı ve atletik modeller podyumlarda fırtınalar estirdi. Ama böylesine idealize edilmiş güzellik anlayışı kadınları köşeye sıkıştırdı. Hem yemek yeme bozukluğu olan anoreksiya hem de obezite artış gösterdi. Son yıllarsa homojen yapısıyla bilinen moda dünyasında çeşitlilik dönemi olarak adlandırılıyor. Yoksa kalıplar kırılıyor mu? Bugünün ideali, idealin olmaması. Artık biz gerçekten hikayesi olan insanları görmek istiyoruz. Çünkü o hikayesi olan insanlar bize ilham veriyor. Sadece bir manzara gibi kişilere bakmak istemiyoruz. Gerçekten o aslında gördüğümüz resmin arkasındaki aktivistlik belki hikayesi bizi çok etkiliyor. Eskiden hani podyuma konulan yüzler daha limitliydi. İşte belli bir güzellik algısı vardı. İlla bu olmalıydı, bu renk olmalıydı, illa bu boy olmalıydı vesaire. Ama şimdi bunların hepsi kırıldı. Tabii ki hani burada işte bütün globalleşmenin etkisi var. Sosyal medyanın bütün dünyayı birbirine çok yakınlaştırması var. Şimdi podyumlarda alışılmadık isimler var. Kusursuzluğa meydan okuyan, şaşırtan, ilham veren, trendleri belirleyen kadınlar. Örneğin Adwa Aboa. Tıraş edilmiş saçları ve çilli yüzüyle kalıpların çok dışında. İngiliz model 2014'teki intihar girişimini Instagram'da anlatırken Dünya Akıl Sağlığı gününü seçmişti. Geçmişinde depresyonla mücadele eden Aboa, kadınların yaşadıkları psikolojik sorunlarla baş etmesine yardımcı olmak için Girls Talk isimli bir hareketin de kurucusu oldu. Size söz veriyorum. Ben zihninizi açarsanız ve elinizdeki gücü kullanırsanız neler olabileceğine dair yaşayan bir örneğim. Ayrılmak gibi. O insanı bir daha düşünmediğiniz bir gün geliyor. O sabah geliyor, yataktan kalkıyorsunuz ve daha rahat hissediyorsunuz. Yine podyumda ses getiren bir başka isim. Vinnie Harrow. Vitiligo hastası genç kadın, tenim beni tanımlayamaz diyerek tabuları yıkıyor.
I wasn't asked if I wanted the skin condition. I didn't ask for it. Bu cilt hastalığını ben istemedim. Ben istemedim ama bu yüzden dışlandım. Biraz daha büyüdüğümde durup düşündüm. Ben bu durumda olmak istemiyordum. Zorbalığa uğramak istemiyordum. Kendimi bu durumdan uzaklaştırmak yerine ne yaptım? Ben de bir zorba oldum. Vücut ölçüleri nedeniyle ideal beden algısının dışında olan Amerikalı model Ashley Graham bir büyük beden mankeni. Oysa o bu tanıma da karşı çıkıyor. Moda endüstrisi beni büyük beden olarak sınıflandırmada ısrarcı olabilir. Ama ben onu benim bedenim olarak düşünmek istiyorum. Moda eğlenceli olmalı. Moda insanı kendini iyi hissettirmeli. Yani ben şahsen hani çok zayıf, iskelet gibi, hatta böyle ceset gibi podyumda yürüyen meslektaşlarından gerçekten hiç haz almıyorum. Çağın kalıplarına meydan okuyanlar sadece modeller değil. İngiliz Vogue dergisinin genel yayın yönetmenliği koltuğuna ilk kez bir siyahın, Edward Annenfall'un oturması da tesadüf değil. Tabii ki Edward'ın İngiliz Vogue'un başına geçmesi bence de çok güzel bir gelişme. Hem siyahi hem gay. Zaten biliyorsunuz artık yine tüm bu sınırların kalktığı dünyada biz cinsiyetlerin artık biraz flulaştığından, yani çok katı cinsiyet ayrımlarının da ortadan kalkması gerektiğini savunuyoruz modada. Bir tarafta kadının sahip olduğu kendi bedeni, diğer tarafta idealize edilen bedenler var. Bu kadınların kendi bedenleriyle takıntılı bir ilişki kurmalarına yol açıyor. Sosyal medya bu salgının önemli bir parçası. Kişi her şeyin merkezinde kendisi ve herkesin sahnesinde kendisini hissetmiş oluyor bu noktada. Sürekli sahnede olma hissini yarattı aslında sistem bize. Ve sosyal medyada kendi beden imgesini insanların daha ziyade paylaştıkları bir ortam olarak bunu körüklüyor. Eskiden kadınlar yaşaldıkça yapılan estetik müdahaleler günümüzde çok küçük yaşlarda başlıyor ve birilerine benzeme isteğiyle şekilleniyor. Dönem dönem kültürel olarak bazı güzellik ikonları servis ediliyor bize aslında. Ve herkes onlara benzemeye çalışıyor. Estetik operasyonlar ve estetik müdahaleler de o yönde gelişiyor. Gençliğin yüceltilmesi ve kutsallaştırılması da var. Herkes genç kalmak istiyor. Hepsi el ele yürüyor. Kozmetik, moda ayırmak mümkün değil. İkiz gibi düşünmemiz lazım onları. Yani şu yanlış bence genel olarak. Aşırı gençlik dayatmak çok yanlış. Ebedi gençlik, böyle bir şey yok. Peki ya erkekler? Bu güzellik dayatması kıskacından azadeler mi? Yaş alma takıntısı beynelminel bir takıntı haline geldi. Kadın erkek farkı yok. İnanın erkekler de yaşla ilgili kadınlar kadar dert ediniyorlar. O yüzden aslında ne kadar reddetseler de onlar da bir baskı hissettiğini düşünüyorum. Ama onlarınki biraz daha kozmetik bir görüntüden çok daha çok yaş almakla alakalı. Kozmetik de moda dünyası belli bir şey dayatınca erkek de bu görüntüye çok alışıyor ve kadından bunu fazlasıyla beklemeye başlıyor. Bu da bu sefer kadına çok fazla bir baskı yaratmaya başlıyor. Yani gerçekçi olmayan bir şey çıkıyor ortaya. Kadın üstünde bir yük çıkıyor. Son dönemde dünya çapında bazı firmaların kampanyaları dikkat çekiyor. İnsanlara kusurlarını kucaklama çağrısı yapan bir giyim firması da var. Tek tip ve kusursuz güzellik anlayışına meydan okuyan kozmetik firması da. Çağımızın hezeyanı, kusursuz güzelliğe karşı küçük küçük öğretici, değiştirici kıvılcımlar oluşuyor. Örnekler çoğalıyor. Podyumlardan başlayıp yavaş yavaş modacılara, dergilere, giyim ve kozmetik firmalarına, sosyal ağlara yayılan bir başkaldırı yaşanıyor. Dünya saatinde kaydı tutulmuş önemli olayları hatırlatacağız şimdi sizlere. Geçtiğimiz haftadan bu yana etkisi, öyküsü devam eden olayları, insanları, haber konularını, bıraktığı izleri hala takip ettiğimiz ana gündem başlıkları.
Öyle yoğun ki gündem ve öyle dinamik bir biçimde değişiyor ki peşinden koştuğumuz haberleri hızla tüketip daha büyüklerini istiyoruz. Evet, bu döngüde bazı haberler o büyük manşetlerin gölgesinde kalıyor. Halbuki o haberlerin arka planı ve yakın gelecekte yol açabileceği etkiler üzerinde derin düşünmeyi, kapsamlı analiz yapmayı gerektiriyor. İşte manşetin gölgesinde kalan o haberlerden derlediğimiz bir seçkiyi getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Bir evlat için belki de en acı an. Cemal Kaşıkçı'nın katlinde bir numaralı şüpheli, azmettirici olarak öne çıkan, tüm dünyanın şaşkınlık, dehşet ve iğrenme duygusuyla izlediği bir cinayetin zanlısı olarak adı manşetlere taşınan bir adam. Yani Suudi tahtının varisi Veliaht Prens Muhammed bin Salman. Bir yanda o duruyor. Muhtemelen katline cevaz verdiği, belki de infaz emrini verdiği düşünülen o adam bir yanda duruyor. Hemen karşısındaysa genç bir adam var. Kurbanın oğlu. Dünya medyasının, hemen tüm gazetelerin manşetine taşınmış bu fotoğraf büyük ihtimalle tarihe geçecek. Hafızalardan silinmeyecek. Kaşıkçı'nın oğlunun gözlerinde belli belirsiz endişe, şaşkınlık, acıdan sarsılmış ve donmuş bir ifade görebilirsiniz. Ama öfkeyi, kahrolmuşluğu görmemek mümkün mü? Hele o birbirine uzatılmış ellerin yarattığı boşluk duygusu, usulen tokalaşmak üzere uzanmış samimiyetten zerre eser olmayan o an. Veliaht Prens'in acıya acı katan bu karşılaşmayı düzenlemesi elbette unutulmayacak. Prens'in yüzündeki ifade, kibirle karışık o rahatlık asla unutulmayacak. Ne diyelim, bu fotoğraf vicdan sahiplerinin gözünde belki de dünya siyasetinin özeti olarak kalacak. Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı'nın krallık emriyle Suudi Arabistan dışına çıkmasının yasak olduğunu da hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin soğuk savaş döneminden kalma orta menzilli nükleer güç anlaşmasından çekileceğini açıkladı. Anlaşmanın altında imzası bulunan eski Sovyet lider Mikhail Gorbaçov, bu felakete yol açabilecek bir hata olur dedi. Trump'ın gerekçesi ise şu: Rusya ve Çin anlaşmaya rağmen hala bu tür füzeler geliştirmeyi sürdürüyor. Hal böyle olunca Trump da eski yarışa yeniden katılmak istiyor. Manşetin gölgesinde kalansa bu tür adımların küresel silahlanma yarışına ivme kazandıracak olması. Görüntüler Guatemala, Meksika sınırından Orta Amerika ülkelerinden binlerce sığınmacı Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşma umuduyla Meksika sınırına yığıldı. Honduras'tan bir hafta önce yola çıkan sığınmacılar en az 1000 kilometre yol kat etti. Sığınmacılar Meksika topraklarına girerek oradan Amerika'ya gitmeyi umuyordu. Ama Trump yönetimiyle anlaşmaya varan Meksika sığınmacılara geçit vermedi. Trump, Honduras, El Salvador ve Guatemala'dan gelen sığınmacıları engellemek için bu ülkelere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Yani sadece sınırlarda değil, yakında bu ülkelerin başkentlerinden de çaresizce çıkış yolu arayan insanların görüntüleri gelebilir. Yapay zeka araştırmaları yeni bir kilometre taşını geride bıraktı. Fransa'da 800 sayfalık bir kitap yapay zeka tarafından sadece 12 saatte Fransızcadan İngilizceye çevrildi. Ama bu yapay zeka da artık fazla oluyor diyebilirsiniz. Ya da akıllanan yapay zeka insanlığın sonu olabilir endişesini dile getirebilirsiniz. Bir de tersinden düşünmek lazım. Akıllanan yapay zeka neden kansere çare aramak, terör saldırılarını önceden tahmin etmek ya da uzay yolculuğu için güvenilir tasarımlar hazırlamakla meşgul olmasın ki? İşte bu da öyle bir haber. Yani yapay zekanın hayırlı bir işe imza attığının haberi. İlk çeviri için belirlenen eser özel olarak seçilmiş, Fransızcadan İngilizceye çevrilen L'Apprentissage Profond adlı kitap, yapay zeka ve derin öğrenme konularını işliyor. Ve manşetin gölgesinde kalan sarsıcı bir haber. Plastik yiyoruz. Evet, gerçekten de öyle. Belki de son dönemde etrafımızda sıkça tanık olduğumuz kanser vakalarının kaynağı bu. Bilim insanları benzer tehlikeye dikkat çekiyor. Viyana Üniversitesi araştırmacıları mikroplastiklerin insanların sindirim sisteminde bulunduğuna dair çok miktarda kanıta ulaştıklarını açıkladı. Avrupa genelinde binlerce kişinin katıldığı araştırmaya göre,
su ve yiyecekler yoluyla vücuda giren mikroplastikler kana karışıp lenflerde ve karaciğerle böbreklerde hasara yol açabiliyor. Mikroplastiklerin en fazla pet şişelerden kaynaklandığını belirten uzmanlar, plastik yiyecek ambalajlarında da tehdit unsuru olduğunu vurguluyor. 2015'te yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki musluk sularının %80'inde, satışa sunulan sofra tuzlarının %92'sinde plastik parçacıkları bulunduğu ortaya çıkmıştı. Keşke. Keşkeler için ne yapılabilir ki? Keşke kelimesinin taşıdığı pişmanlığı hangi cümle aynı hızla silebilir? Hangi cümle iyi ki'ye döndürebilir? Tuhaf bir iştir gözden düşmek ve gönülden kaybolup gitmek. Hele ki bir zamanlar gönüllerde taht otağı kurmuşsanız, ne büyük gümbürtüdür o çıkan ses. Bunca sözü son dönemde sıkça karşılaştığımız benzer olayların hatırına ettik. Örneğini ülkemizde anlı şanlı bir futbolcunun, hadi adını da söyleyelim, Arda Turan'ın hikayesinde gördük ve başladık araştırmaya biz de. Dünyadaki hikayeleri, örnekleri. Tarihe adını altın harflerle yazdırmış sayısız sporcu var. Spor tarihi örnek alınacak hikayelerle dolu. Ama bunlardan bazıları olağanüstü başarıları kadar o sıra dışı kariyeri yerle bir eden, sıfırlayan finalleriyle dikkat çekiyor. Esin kaynağı olan başarılar ibretlik hikayelere dönüşüyor. Kontrolsüz, ölçüsüz ego şişkinliği yüzünden etrafını kırıp döken, suça bulaşan, şike yapan, kötü alışkanlıklar edinen, kısacası spor deyince akla gelebilecek tüm saygın değerlere gölge düşüren efsanevi futbolcuların ya da sporcuların hikayelerine dönüşüyor. Evet, kariyerinin zirvesindeyken hayatını karartan sporcuların hikayelerine bakacağız. Tam Kadro Kaybedenler Kulübü dosyasını Meltem Uysal hazırladı. Onlar olağanüstü yetenekli, sıra dışı sporculardı. Rekorlar kırdılar, ilklere imza attılar, tarih yazdılar. Milyonların kahramanı, esin kaynağı oldular. Dünya çapında şöhrete, sınırsız servete sahiptiler. Ancak hepsi kariyerlerinin zirvesinde akıl almaz çöküşler yaşadı. Örnek alınan, imrenilen hayatları ibret hikayelerine dönüştü. Amerikan basını genelde bu hikayeleri fall from grace, yani hani nasıl cennetten kovulan melek kanatları kaybeder, dünyaya düşer. Biz ölümlülerin arasına düşer. Yani bu spor ikonlarının da bu hikayelerini biraz öyle değerlendirirler. Gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan biriydi Armando Diego Maradona. ...1986 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı attığı iki golle efsaneleşti. Eliyle attığı gol Tanrı'nın eli olarak tarihe geçti. Sonra da o eliyle Dünya Kupası'nı kaldırdı. Dünya futbolunun gördüğü kesinlikle ve kesinlikle en iyi 5 oyuncudan biriydi. Bence şu anda Messi ve Ronaldo ile kıyaslanırdı oynuyor olsaydı. Yeşil sahada devleşen Maradona zaman içinde özel hayatıyla tartışmalı bir figür haline geldi. Kokain bağımlılığı 90'larda performansını ciddi şekilde etkilemeye başladı. 1997'de de sahalara veda etti. Kokain bağımlılığı, kalp ve solunum problemleri, obezite. Bunlara rağmen kariyerini birkaç kez yeniden ayağa kaldırmaya çalıştıysa da sonuç değişmedi. Ve hala tartışma yaratmaya devam ediyor. Ama futboluyla değil. Hala dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sporcularından biri kabul ediliyor ama eminim o sevgi, o hayranlık çok büyük erozyona da uğradı. Nijeryalı taraftarlara yaptıkları, maç boyunca tribündeki jest ve mimikleri hakikaten çok sakil durdu. Yani çocukluğumun kahramanının
idolünün bu tavır ve hal içerisinde olması beni çok üzdü. Maradona hayatını karartan tek yıldız futbolcu değildi. İrlandalı efsanevi futbolcu George Best zamanında soyadı gibi sahaların en iyisi kabul ediliyordu. Ancak Best'in kariyerini alkol ve kumar bitirdi. Alkol öyle bir bağımlılıktı ki karaciğer nakli olduktan sonra bile içmeye devam etti. 2005'te 59 yaşında yaşama veda etti. Son sözü "Benim gibi ölmeyin" oldu. Sporda yıldızlaşan isimler aynı zamanda birer magazin figürü. Halk seviyor, medya seviyor, genç yaşlarında inanılmaz bir ilgiyle karşılaşıyorlar. İşte onlar için çöküş de zirveye ulaşıldığında başlıyor. Yıldız isimler zamanla kendilerini adeta imha ediyor. Hem eğitim seviyelerine göre değişiyor, olayların büyüklüğü. Ama genel itibariyle sanıyorum o cennette olmanın ve biz ölümlülerin sınırlandırıldığı toplumsal kuralların ve kanunların onlara pek işleyemeyeceği bilincinin yerleştiği anda oluyor hep bunlar. Sadece alkol ve uyuşturucu değil yıldız isimlerin çöküşünü getiren. Futbolla da sınırlı değil. Tenisten atletizme, basketboldan golfe, sporun her dalında görülebiliyor. Kimi zaman kazanma hırsı yoldan çıkarıyor. Kazanma hırsına yenik düşenlerin en ses getireni ise Lance Armstrong oldu. Lance Armstrong da hep zirvede kalmak için aslında hikayesi gelmiş geçmiş spor dünyasının en büyük hikayelerinden biriydi. Amerikalı bisikletçi zirveye doğru pedal çevirirken testis kanseri teşhisi konduğunda 25 yaşındaydı. Hayatta kalma şansı %40'tı. Ama iki ameliyat ve kemoterapinin ardından iyileşti, geri döndü ve dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Fransa bisiklet turunu üst üste 7 kez kazanarak rekor kırdı. Ama sistematik biçimde doping yapmış, takım arkadaşlarını yapmaya zorlamıştı. Sonunda madalyaları geri alındı. Bisiklet yarışlarından ömür boyu men edildi. Bir anda dünyanın en büyük hayal kırıklığı oldu. Armstrong ise önce iddiaları reddetmekle kalmadı, ortaya atanlara da dava açtı. Ama kanıtlar o kadar netti ki sonunda itiraf etmek zorunda kaldı. This is too late. It's too late for probably most people. Deyim yerinde ise kendini imha edenlerin son örneği Oscar Pistorius. Oysa onunki kelimenin tam anlamıyla engelleri aşıp imkansızı başarma hikayesiydi. Olağanüstü başarı öyküsü cinayetle bitti. Güney Afrikalı engelli atlet doğuştan engelliydi. Protez bacaklarla 16'sında koşmaya başladı. En büyük hayali olimpiyat oyunlarına katılmaktı. Hayalini 26 yaşında 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda gerçekleştirdi. Olimpiyat Oyunları'nda yarışan ilk engelli sporcu olarak tarih yazdı. Pistorius çok değil, birkaç ay sonra manken sevgilisi Reeva Steenkamp'i öldürdü. 13 yıl hapse mahkum edildi. Efsane böylece sona erdi. OJ'in durumu kendine özel bir farklılık yaratıyor. Onda bir kıskançlık. Amerikan sporunun en büyük yıldızlarından biriyken, Hollywood'un yıldızı olmuşken bir anda hiçbir şey oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılın davasıydı. Amerikan futbolunun rekorlar kıran oyuncusu, eski eşi Nicole Brown Simpson'la sevgilisi Ronald Goldman'ı öldürmekten yargılandı. O.J. Simpson'ın avukatları davayı siyah-beyaz ayrımı üzerine oturtunca cinayet davasından beraat etmeyi başardı. Ama 2007 yılında adam kaçırma ve hırsızlık suçlarından 33 yıl hapse mahkum oldu. 9 yıl hapis yattıktan sonra geçen yıl şartlı tahliye edildi. O.J. adeta bir suç makinesiyken dünya çapında yıldızlaşan Amerikalı golfçü Tiger Woods evlilik dışı ilişkileri ve olaylı boşanmasıyla kariyerini yok etti.
çok iyi olmaya çalışırken, insanların kahramanı olmaya çalışırken, herkese kendini sevdirmek inadında olurken başka yerlerden zarar görebiliyor. Ve onlar büyük hero'lardır, büyük kahramanlardır ama hep hikayede çevresindekiler zarar görür, etrafındakiler zarar görür, kendi dünyasında hep mutsuzdur, hep bir yıkım yaşamaktadır. Evet, belki şöhretin bedeli ağır ve o şöhreti kaldırmak zaman zaman zor. Ancak oyun alanında gösterilen yeteneklerin saha dışında da gösterilmesi gerektiği gün gibi aşikar. Çünkü verdikleri zarar hiçbir zaman sadece kendilerine olmuyor. Şimdi de arama motorlarında peşine en fazla düşülmüş görüntüler gelecek ekranlarınıza. Bu görüntüler aslında geçtiğimiz haftanın da renkli bir özeti. Geçtiğimiz hafta Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan yerli halkla ilgili bir araştırma dosyasını ekranlarınıza getirdik. Yani Uygurlarla ilgili. Uygurların Çin yönetimi tarafından eğitim kampı adı verilen yerlerde baskı ve zulüm gördüğü iddiaları çok kapsamlı bir şekilde bu dosyada ele alınmıştı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü'nce dile getirilen iddiaları Pekin yönetimi kesin bir dille reddediyor. Biz de dosyayı hazırlarken bu konuda Çinli yetkililerden görüş istedik ancak o görüş ve iddialara yanıt biraz gecikmeli olarak elimize ulaştı. Çin Uluslararası Radyosu'ndan meslektaşlarımız Xinjiang'da Hoten kentine gittiler ve oradaki bir eğitim kampında olup bitenleri görüntülediler. Şimdi kendi bakış açılarıyla bu eğitim kamplarında çok da gayri insani bir durumun olmadığını belirtiyorlar. Çinli meslektaşlarımız bu konuda bir tür cevap hakkı istediler. Biz de gazeteciliğin temel kuralı olan tarafsızlık ilkesini işleteceğimizi kendilerine söyledik. Şimdi ekrana gelecek haberde, dosyada bu eğitim kamplarını ilk defa içeriden görme imkanımız olacak. Pekin yönetiminin şu görüşünü de tırnak içinde aktaralım bununla birlikte.
Deniyor ki, radikal dinci terör örgütlerinin Uygurları son dönemde etki altına almaya çalışması karşısında Pekin yönetiminin uygulamaya koyduğu en önemli hamle bölgesel kalkınmadır. Çin, kendi topraklarındaki en büyük tehdit olan bu dış kaynaklı teröre karşı savaş veriyor ve bunun için öncelikle kendi vatandaşlarını eğitmeye, onları bu tür örgütlerin pençesine düşmemesi için uyarmaya çalışıyor. Bu amaçla açılan mesleki eğitim merkezleri özellikle işsiz ve mesleksiz gençlere meslek eğitimi vermeyi, kalkınmanın gücü olmaları için onlara güven aşılamayı hedefliyor. Konuyla ilgili Batı medyasında çıkan haberlerin Çin'in dünyadaki olumlu algısını bozmaya yönelik olduğu açıktır deniliyor bu açıklamada ve açıklama şöyle bitiyor. Adil dünya için çabalayan Çin ve onunla yakınlaşan ülkelerin arasını bu şekilde bozmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır. Açıklama ana hatlarıyla bu şekilde. Cevap Hakkı'nın görüntülü haberi de şöyle. Muhabirimiz Şincan Uygur Özerk bölgesine bağlı Hotan kentine ulaşarak kentte yer alan mesleki eğitim merkezinde röportaj yaptı. Ulusal dili öğrenmek onların vatandaşlığını güçlendirebilir. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası'na göre vatandaşların ulusal dili öğrenme sorumluluğu bulunuyor. Aynı zamanda bu eğitim onların istihdam becerilerini geliştirebilir. Ve onların yeni şeyleri anlamasında bilgi ve kültür gibi alanlarda yeteneklerini güçlendirmeye yardım edebilir. Eskiden Çince bilmiyordum. Nereye gidersem gideyim çalışamıyor, para kazanamıyordum. Mesleki eğitim merkezinde çalışmaya devam edersem geleceğim için para kazanabileceğim. Mesleki eğitim merkezinde kursiyerler ulusal dili ve yasaları öğrenmenin temelinde bir mesleğe sahip oluyor. Merkezde tekstil, mimari, dekorasyon, kuaförlük, gıda üretimi gibi birçok alanda mesleki ders bulunuyor. Şimdi ne gibi kıyafetler yapabilirsin? Şimdi pantolon yapabilirim. Kendin tek başına bir pantolonu tamamlayabilir misin? Evet, bağımsız olarak tamamlayabilirim. Ceket yapabilir misin? Eskiden yapamazdım ama şimdi yapabilirim. Daha önce hangi zanaatların vardı? Hiç yoktu. Şimdi terzilik becerileri edindim. Babam ve annem bunun için çok mutlu oldu. Ben de mutluyum. Mesleki eğitim merkezinin ahşap fabrikasında çalışan Macit her ay 1550 yuan maaş alıyor. Her ay aileme maaş veriyorum. Şu an ailemin yaşam koşulları iyileşti. Bizlerle ilgilenen liderler ve öğretmenlere teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eski yaşamına geri dönmek istiyor musun? Tabii ki istemiyorum. Bence önceden hayatımı boşa harcadım. Beynim basit, düşüncelerim de basitti. Ne yazık ki bu sebeple para kazanamadım. Şu an aklım zengin, hayatım da zengin. Haberlere göre Şincan'da mesleki beceriler eğitim işlerine başlandıktan sonra bölgede sosyal çevre belli bir şekilde değişti. Halklar dini aşırıcılığın yayılmasına bilinçli olarak direndi. Etnik gruplar arasında dayanışma daha da sağlamlaştı. 21 ay boyunca herhangi bir terör veya şiddet olayı meydana gelmedi. Bence son yıllarda Hotan'daki sosyal çevre çok istikrarlı. Çeşitli etnik gruplar uyum içinde yaşıyor. Biz iyi arkadaşız. Her sabah birlikte çalışıyoruz. İyi bir yaşamımız var burada. Biz de iyi bir sağlığa sahip olmak için spor yapıyoruz. Böylece bu uyumlu yaşamın tadını daha da çıkarabiliyoruz. Gelecek haftaya kadar zamanın ruhunu anlatan hikayeleri, haberleri biz biriktirmeye devam edeceğiz. Manşetin gölgesinde kalan, değeri haber merkezlerinde çok da fazla bilinmemiş, sosyal medyada anlaşılamamış konulardan kayıtlara geçecek haber, olay ve sözlere kadar dünyanın bütün öykülerini sizler için derleyeceğiz. NTV Dış Haberler Merkezi derleyecek ve yapımcı editörümüz Serhat Özkan'sa her zamanki gibi izlediğiniz pek çok her şeyi şu saate kadar taşımada bize öncülük edecek. Evet, şimdi veda zamanı. Vedayıysa yine bir kliple yapacağız. Ara Güler. Aram Güler Yan. Her Anadolulu'ya nasip olmayan bir şey aslında bıraktı bize. Dev bir miras. Farklılıklarımız kadar benzerliklerimizin fotoğraflarını bıraktı bize. Aynı toprakta filizlenmiş hikayelerin, aynı sudan içmişlerin, aynı kadere ortak olmuşların bize
biz bize benzerizin aslında fotoğrafını bıraktı bize. Bir an için durup çevrenize bakın, bir an. Hangi topraklar bu kadar medeniyet doğurdu, hangi topluluklar bu kadar kaynaştı, hangi diller, dinler, inanç ve kutsiyet atfedilen gelenekler, ritüeller, kültürler bu kadar iç içe girdi, her cümerç oldu. İşte bu zenginliğin fotoğrafını bıraktı bize Ara Güler. Yaşanan her acıya, her kahroluşa rağmen yeniden doğmayı, bir arada büyümeyi, keşfetmeyi, öğrenmeyi, affetmeyi. Tüm bunları tek tek karelerinde topladı ve kompozisyonu en doğru, ışığı en sakin kareyi bıraktı. O kareye kederimizi, sevincimizi yerleştirdi. İstanbul'u, Anadolu'yu, küslüğümüzü, kardeşliğimizi ama en çok bize, bizi bıraktı Ara Güler. Onu Boğaz'ın mavi sularından Hazar'ın rüzgarlı kıyılarına kadar en iyi anlatan müziklerle uğurladık cenazesinde. Biz de vedamızı kardeş bir türküyle yapıyoruz şimdi. Ermenistan'ın yetiştirdiği büyük düdük ustalarından Civan Gasparyan, İstanbullulu, Anadolulu, bu dünyanın en aziz toprak kardeşlerinden birini, Ara Güler'i uğurluyor. Ve ardından biz de el sallıyoruz. Güle güle usta. Bizi bize gösterdiğin, bizi bize anlattığın için sonsuz teşekkürler. Thank you.